Evet, değerli basın mensupları, öncelikle iyi haftalar diliyorum. Hepinize merhabalar. Ben bugün burada nitelikli bir vurgundan, nitelikli bir dolandırıcılıktan bahsedeceğim. Şehir hastaneleriyle ilgili, özellikle Bayraklı Şehir Hastanesi ile ilgili nitelikli bir vurgundan bahsedeceğim. Ama öncelikle birkaç konuya değinmek isterim. Değerli arkadaşlar, biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak hiçbir şekilde insanlarımızın sağlıklı bir ortamdan, sağlıklı bir sağlık kuruluşundan, hem bina olarak hem insan kalitesi hem sağlıkçılar açısından faydalanmasını isteriz. Bundan bir beis görmeyiz. Dolayısıyla sağlıkçılar açısından da iyi hizmet verebildikleri, sağlıklı binalara kavuştukları ve sağlıkçıların emeklerin haklarını aldığı bir sağlık sisteminden yanayız. Bizim sağlıkla ilgili bir dönüşümden, yani bir rantsal dönüşümden rahatsızlığımız var. Şehir hastaneleriyle ilgili çekincelerimiz var, ulaşımla ilgili ve buradan bir rant devşirilmesiyle ilgili çekincelerimiz var idi. Bununla ilgili de emeklerine teşekkür edeceğim. Çok saygıdeğer milletvekillerimiz defalarca açıklamalar yaptılar. Bir değinmek istediğim noktada Sayın Genel Başkanımızın uzunca bir süre önce bürokrasiye bir çağrısı vardı. Yapılan yolsuzluklara imza atmayın ve bunlara ortak olmayın diye. O çağrıdan sonra partimize bürokrasiden çeşitli dosyaların evraklarının açtığı tüm basın tarafından biliniyor. Yeri ve zamanı geldiğinde bunları biz açıklayacağımızı söylemiştik. Burada bu belgelerden bir tanesi, yeri ve zamanının geldiğini düşündüğümüz bir konuyu açmak istiyoruz. Neden yeri ve zamanı geldi? Çokça şehir hastaneleriyle ilgili arkadaşlarımız sorular sordular. Kamu özel işbirliğiyle ilgili sorular sordular. Bunlarla ilgili yapılan sözleşmelerin neler olduğu ile ilgili çeşitli defalar sorular sorduk ve bize her defasında ticari sır olduğu ve dolayısıyla açıklanamayacağı söylendi. Fakat ipuçlarını yakaladıkça arkadaşlarımız üzerlerine gittiler. 10 Aralık bütçe ve 24 Kasım plan bütçede Sayın Bakan'ın yapmış olduğu açıklamalar var. 24.11.2022'de soru cevap kısmında Sayın Bakan diyor ki, şehir hastanelerinde garanti olarak ödenen tek bedel kira bedelidir. Yani kullanım bedelidir diyor. Bu bizim dayanaklarımızdan bir tanesi. Bir diğeri ise 10 Aralık'ta yine soru cevap kısmında arkadaşlarımıza verdiği bir cevap var. Kamu özel işbirliğiyle yapılan hastanelerimizin inşaat maliyetleri yerine kira bedeli veriliyor. Bu da zaten her yılın bütçesinde kullanım bedeli olarak yer alıyor. Diğer hizmet alımları merkezi bütçeyle karşılanan hastanelerimizde o usule göre temin ediliyor diyor. Yani burada maliyetle paralel bir kiradan bahsediyor Sağlık Bakanı. Şimdi bir de yine bütçe sunumu sırasında plan bütçede Sirus'tan alıntı yaparak diyor ki, insana hayat verilmemiş, kiralanmıştır. Biz de kendi bütçemizden çıkan paralarla şehir hastaneleri yaptırıyoruz ve bunu kiralıyoruz. Yani bir imtiyazlı grup yaratıyoruz. Yani bir hortumcu, bir vurguncu grup yaratıyoruz. Yine konuşmamın başında bu ülkenin başbakanı vakti zamanında Dicle'nin kenarında kurdun kaptığı bir koyun bile benim mesuliyetim altındadır diyor. Bu vurgun da, bu dolandırıcılık da, bu nitelikli vurgun da Sayın Cumhurbaşkanı'nın sorumluluğu altındadır ve bunlar o rejim ve onlar tarafından teşvik edilmiştir. İmtiyazlı hortumcular diye bahsediyor Sayın Erdoğan 24 Haziran 2023 2003 grup toplantısında. Bugün kamu özel işbirliğiyle yaratılan da tam da imtiyazlı hortumcular kavramının içinde, hortumları kesiyoruz demişti. Hortumları kesmek yerine maalesef imtiyazlı gruba dev kanallar açmış bizim hazinemizden. Yani tüyü bitmemiş yetimin hakkını onlara kaptırmış, onlara peşkeş çekmiş durumdalar. Değerli arkadaşlar, ben Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanımın aynı zamanda dış ticaret ve gümrük politikalarından sorumlu baş danışmanıyım. Bu doğrultuda gümrüklerle ilgili, dış ticaretle ilgili oluşabilen şeyler de benim tarafımdan takip edilir. Şimdi basiretli tüccarlar, basiretli tacirler, basiretli dış ticaret elemanları, insanları, iş insanları ve sanayiciler için gümrük yönetmeliğimizin uygulamış olduğu bir 333. madde var. Yani gümrüklü sahada, antrepoda eşya getirdiğinizde çeşitli nedenlerle, ekonomik neden olabilir bunun,
bürokratik nedenler olabilir, eşyanın bir başka alıcıya devredilmesine izin vermiş, cevaz vermiş. Bunu da eskiden gümrük idaresinin denetimindeydi. Bu iktidarla birlikte bu gümrüklü sahada işletmecilerin denetimine verilmiş durumda. Yani basiretli tacirler için bir yönetmelikte uygulanan bir kolaylık, hortumcular ve imtiyazcılar açısından maalesef bir nitelikli vurguna, bir nitelikli dolandırıcılığa alet edilir hale gelmiş. Şimdi değerli arkadaşlar, öncelikle benim kentimde kurulmuş olan bir şehir hastanesi var. Bayraklı Şehir Hastanesi, İzmir Bayraklı Hastane Yatırım ve Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi'nin yapmış olduğu bir şehir hastanesi var. Yeri itibariyle tartışmalıdır, ulaşım açısından tartışmalı bir alana yapılmış. Fakat anlatacağım ve size bir kısmını paylaşacağım belgelerle Türkiye'de yapılan kamu özel işbirliğinde ne şekilde bir hortumculuğun yapıldığını küçük de olsa göstereceğim. Değerli arkadaşlar, bizim Bayraklı Şehir Hastanesi Gelflor markasıyla bir firmadan bakteri tutmayan, fazla kir tutmayan bir yer kaplaması ithal ediyor. Bu dünyanın en iyi yer kaplamalarından bir tanesi. Hastanecilikte de kullanılır. Metrekaresini 10 euro civarında, 10.45 euroya ithal ediyor. Distribütör üzerine geliyor. Distribütörden tabii sipariş böyle geçildiği için distribütör üzerine geliyor. Bayraklı Şehir Hastanesi'ni kuran Türkerler Gama İzmir AD ortaklığına 333. madde gereğince devir yapılıyor. Bu devirde fiyat tamı tamına 11 dolarlar civarına, 11.9 euro civarına devir yapılıyor. Arkasından Türkerler Gam ortaklığı da Bayraklı Şehir Hastanesi'ne devrediyor. Devir de 17.055 euroya denk geliyor. Yani 10 euroya aldığınızı 17 euroya devrediyorsunuz, ithal ediyorsunuz. Burada %70 civarında bir faturayı, bir maliyet şişiriyorsunuz. Hani başta da söyledik ya, maliyet üzerinde bir kira bedeli. Yani %70 sadece on binlerce metrekareden düşünürseniz o kaplamayı, buradan bir vurgun belgeleriyle birlikte önünüzde duruyor değerli arkadaşlar. Peki bir tane daha çarpıcı örnek vermek isterim. Gelflor'la yapılan bir sürü alışveriş var. Onların tamamının faturası da elimizde. Yine GE Medikal diye, Medikal Sistemleri diye bir firmadan 30 adet ultrasonografi cihazı ithal ediyor. Ultrason cihazı. Kaç liraya ithal ediliyor? İlk fatura 318.726 dolar. 318.726 dolar ilk fatura. Peki sonra Türkerler Gama AD ortaklığına devir yapılıyor GE Medikal tarafından. Kaça? 1.230.000 dolara devir yapılıyor. Buradaki vurgunu bir hesaplayın. Sonrasında 1.344.000 dolara İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi'ne devir yapılıyor. En sonunda aradan geçen birkaç günlük süre sonunda da 1.347.383 dolara ithalatı gerçekleşmiş oluyor. Yani bu örnekte sadece 30 tane cihazda 1.028.657 dolar bir vurgundan, bir nitelikli dolandırıcılıktan, bir nitelikli vurgundan bahsediyoruz. Buradan iki tane dosyayı almıştım değerli arkadaşlar. Onlarca dosya var. Bu dosyaların tamamında ortak bir nokta da var. Cihaz ithalatlarının tamamı, Türkiye'nin tartışmaların odağındaki gümrüğünden, Murat Bey gümrüğünden yapılmış. Bayraklı Şehir Hastanesi'nin 9 kilometre ve 13 kilometre olmak üzere bir tarafta İzmir Gümrüğü, bir tarafta da İzmir Tır Gümrük Müdürlüğü olmak üzere iki tane birinci sınıf Gümrük Müdürlüğü en yakında. 650-700 kilometre uzaktaki Murat Bey Gümrüğü'nden neden ithalat yapıldığı en önemli sorularımızdan bir tanesi. Ve tartışmaların odağındaki gümrükten neden bu ithalatların yapıldığı. Bizce şöyle değerli arkadaşlar, tüm dosyayı incelediğimizde dosyada olmayan bir şey gördük. Hem CİMER üzerinden hem de gümrüklere yapılan çokça ikinci el tıbbi cihaz ithalatı ihbarı olmuş değerli arkadaşlar. Yani bir grubun Türkiye'ye ikinci el tıbbi cihaz ithal edeceğini dem vurmuşlar. Dolayısıyla iyi bir şirket, iyi bir denetleyen gümrük ve Sağlık Bakanlığı
talimatla yetkili kuruluşlardan veya uzman bilir kişilerden oluşan bir heyet marifetiyle bunları muayene edip, bunları kontrol edip ikinci el olup olmadıklarını tespit etmesi gerekiyordu. Burada hiçbir şekilde ikinci el olup olmadığının tespitiyle ilgili herhangi bir şey yok. Değerli arkadaşlar, burada sadece bunlar değil, asansörlerden yürüyen merdivenlere kadar bu şekilde maliyet artırılarak, sadece inşaat maliyetleri ve makine maliyetleri artırılarak, gördüğümüz kaba inşaat maliyetlerini ve ince inşaat maliyetlerini bilmiyoruz. Tabii bunların da incelenmeye ihtiyacı var. Bir dolandırıcılık, bir nitelikli vurgun yapılmış. Peki diyebilirsiniz, burada vergisini ödemiş mi, vergi ödenmiş mi, bütün bir kar var, bir gelir vergisi, bir gümrük vergisi, bir KDV ödenmiş mi? Burada yatırım teşvik belgesi var. Yatırım teşvik belgesinde altını çizdiğim üzere her türlü vergiden muaf bir şekilde bunları ithal etmiş ve bizim hazinemizden, bizim çocuklarımızın, bizim sağlığa muhtaç insanlarımızın cebinden ve sağlık sistemimizin cebinden, kamu maliyesinden bir para hortumlanmak suretiyle nitelikli bir dolandırıcılık yapılmıştır. Şimdi bizim buradan çağrımız hem Ticaret Bakanlığı'na hem de Sağlık Bakanlığı'na. Hızlı bir şekilde Sağlık Bakanlığı'nın tüm kamu özel işbirliğiyle yapılan hastanelerde tıbbi cihazları kontrol etmesi, bunların ikinci el olup olmadığını denetlemesi gerekiyor. İlk görevi bu. Çünkü maazallah bir ultrasonografi cihazında anne karnında bir bebeğe yanlış teşhis konulabilir, hatalı ikinci el bir makinede. Ya da bir anjiyografi cihazında hatalı bir veri sonucunda insanlar bypass ameliyatlarıyla karşı karşıya gelinebilirler. Talebimizin birincisi bu, insan sağlığını kutsuyoruz. İnsan sağlığı açısından bunu yerine getirmeleri. Sonra bu maliyetlerin teslim alma öncesinde denetlenerek bir müfettiş ve bilirkişi marifetiyle Türkiye'nin cebinden, tüyü bitmemiş yetimin cebinden bir paranın hortumlanmasını, bir imtiyazlı grup yaratılmasının, bari bizim ihbarımız sonunda, ki bunu ihbar kabul etsinler bu basın toplantısını, teftiş edip ona göre teslim alsınlar ve Ticaret Bakanlığı da kendi içerisinde neden bilirkişi raporu yapılmadı, neden hep bu makine ve cihazlar aynı gümrükten, yakın gümrük olmasına rağmen ithal edildi, bunları bir teftiş kurulu marifetiyle denetlemesi gerektiğini, teftiş etmesi gerektiğini düşünüyoruz. Ve yine vicdanlı ve basiretli Türk toplumunun savcısı olduğuna inandığımız savcılar tarafından bununla ilgili soruşturmaların açılmasını ivedilikle bekliyoruz. Kendi adımıza bekliyoruz. Türkiye'de hazineye vergi veren insanlar adına, sağlık bekleyen insanlar adına ve tüyü bitmemiş, hala doğmamış çocuklarımız adına bunların denetlenmesi ve suçluların, vurguncuların ortaya çıkartılması gerektiğine inanıyoruz. Ve bir inancımız da kamu özel işbirliğiyle yapılan bütün bu projelerin sonunda bir rant projesi, bir hortum ve imtiyazlı grup projesi olduğunu söylüyorum. Hepinize teşekkür ediyorum.